Merhaba sevgili aslanlar. Selamlar sevgili aslanlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Birinci Okul Astroloji Haber Merkezi'nden ben Oğuzhan Ceyhan, Demet Baltacı ile beraber Şubat ayında başımıza neler gelecek bunları konuşacağız. Evet sevgili Demet. Sevgili aslanlar, bu ay sizin için ilişkiler konusu öne çıkıyor. Ay'a 30 Ocak'ta Kova Burcu'nda doğan yeni ayın etkisiyle başlıyoruz. İlişkilerle ilgili yeni gelişmeler olabilir, yeni teklifler olabilirler, özel ilişkiler, ortaklıklar. Bu ay özellikle ayın ilk 15 günü biraz daha gündemde olacak aslanlar için. Biraz da 28 Temmuz'da 7 Ağustos arasında doğan aslan burçları, bazıları evlenme kararı alacaklar, evet. Bazıları iş ortaklığına başlayacaklar ve hayatlarında Uranüs'ün desteğiyle beraber çok güzel haberlere gelecek. Aslında bu evlenme teklifi almayı da temsil eder. Tabii. Uranüs etkisi sürpriz, hiç beklemedikleri anda şaşıracakları bir durum olabilir. Çünkü 30 Ocak'ta başlıyor ve 15 Şubat'ta Aslan Burcu'nda oluşacak Dolunay'la beraber bu ay beklenmedik iş ortaklığı teklifleri, evlenme teklifleri ve hatta birlikte ortak payda olabilecek pek çok konunun da gündeme geleceğini gösteriyor. Evet, yurt dışı kavramı da olabilir. Uranüs çünkü şu sıralarda Koç'ta olduğu için. Seyahatler, yolculuklar, bir seyahatte edilen bir evlenme teklifi olabilir, bir seyahatte yeni bir aşk başlayabilir veya da uluslararası anlamda yapılacak bir iş konusu gündeme gelebilir. Aslan Burcu, burada biraz egonuzu geri planda tutmalısınız. Evet. Geri planda tutmalısınız. Gelecek tekliflere daha açık olmalı, daha yumuşak ve daha sükunet içinde karşılamalısınız. Daha keyifli bir dönemi temsil ediyor aslında. Yani çünkü uzun zamandan beri gökyüzündeki gezegenlerin pozisyonları gerçekten çok kırıcı ve yıkıcı bir pozisyonda. Evet. Bu kırıcı ve yıkıcı pozisyondaki etkilerden aslında Aslan Burcu şu anda çok fazla etkilenmiyor. Yani bundan iyisi Şam'da kayısı derim. Sen ne dersin? Evet, bu ay gerçekten aslanlar için yine belirleyici bir ay olabilir. Yani yılın genelini belirleyen önemli bir ay olabilir. Köşe evleri etkileyen yeni ay ve dolunaylar kadersel olaylar da karşılarına çıkarabilir. Uranüs etkisi yalnızca bir şeye dikkat etsinler. Güvenilmeyen, bazen de hızlı başlayacak aşka da sebebiyet verebiliyor. Yani daha ziyade hızlı bir aşk ilişkisi, hızlı bir aşk ilişkisiyle alınacak hızlı bir evlenme teklifi yanlış verilecek bir karara da gidebilir. Çünkü Merkür'ün pozisyonu retroya geçiyor. Merkür retroya geçiyor. Bir de şu şöyle bir şey de olabilir sanki hukukla ilgili, yasalarla ilgili konularda, davalarda bir gelişme başarı olabileceğini gösteriyor. Aslında davalarda başarı getirir. Fakat burada Merkür'ün retrograde kalan etkisi, başta balık burcunda para ve o ortaklıklarla ilgili konularda bazı sıkıntıları yaratırken 16 Şubat'tan itibaren daha ziyade ikili ilişkileri daha ön plana çıkartıyor. Gene 15 Şubat'a da bakalım. Aslan burcunda bir dolunay var. Güneş Satürn karesi aslanlar için önemli olabilir. Özellikle 11-12 Şubat etkili olabilir sevgili aslanlar. Ev, aileyle ilgili konular, özel konular, biraz gerginlik, aile büyükleri, otorite kavramları, onlarla ilişkide dikkat etmek gerekiyor. Bazı hastalıklar, sağlık sorunları. Tabii ki bazı hastalıklar, sağlık sorunları gündeme geliyor ve 15 Şubat Aslan Burcu'ndaki dolunayla beraber ay Aslan Burcu'nda dolunay fazında olduğu anda çünkü ortaya yılda çıkardır. Bir dolunay fazına girer burcunuzda. Bu dolunay fazında da sevgililer gününde çıkıyor. Evet. Şimdi bu dönemde çıktığı zaman da çok ortaya çıkabilir bu tip konular. Fakat bu konularda Mars'ın üçgen etkisi olduğu için sevimli bir burçta Aslan Burcu yaşayacağı problemleri hafif atlatır. Yalnızca biraz dolunay döneminde 14-15-16 Şubat günü sinirli olacak. Sinirli olabilir. Ani alacağı teklifleri, evlilik tekliflerini, iş ortaklığı tekliflerini hızlı reddedebilir. Düşünün derim. Üzerinde durun derim. Duygusal tepkilerden, ani çıkışlardan kaçınmak gerekiyor. Çünkü biraz objektif bakmak gerekiyor. Beklenmedik ve orijinal birinden de teklif verebiliyor çünkü. Devam edelim. Evet. Ayın ikinci yarısında Merkür ve Mars'ın üçgen açısı 16 Şubat hareketli bir gün olabilir. İlginç, sosyal bir gün. Bazı teklifler gelebilir. İletişim artabilir hayatınızda. 18 Şubat'ta Güneş Balık Burcu'na geçiş yapacak. 18 Şubat'tan sonra biraz maddi konular, belki borçlar, kredi alacak, verecek gibi konular gündemde olabilir. 19 Şubat Merkür Satürn karesi, iletişimin biraz kısıtlandığı, sıkıntıların olabileceği bir gün. Aile içinde görüşmelerde sıkıntılar var. Aile içi iletişimde bazı ciddi sıkıntıların olabildiğini göstermiş. Yani
ailedeki otorite konumda biriyle ilgili bir gerginlik yaşanabileceğini göstermiş 19 Şubat'ta. 23 ve 26 Şubat'tan itibaren 23 Şubat iyi. Evet. Beklenmedik gelir fırsatlarına temsil edebiliyor. Aslında Şubat ayını iyi kapatıyoruz diyorum evet. ben. Evet, Şubat ayının sonunda da Merkür artık düzeliyor 28 Şubat'ta. Ve 10 derece kovada olduğu evet. için Şubat'ın ortasına başlayan konular evet yeni ay derecesinde 28 Şubat'tan Mart başına kadar olan dönemde çok daha hareketli ve keyifli bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Arkadaşlar, yaptığımız yorumlarla ilgili detayları daha fazlasıyla öğrenebilmek için Bilinçokulu Astroloji Haber Merkezi'nin günlük ve haftalık burç yorumlarında Sayın Demet Baltacı'nın yorumlarıyla kendinize daha güzel rehberlik edebilirsiniz. Önümüzdeki Mart ayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Güle güle.